Herkese selamlar dostlar. 11 Mayıs 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 tane mücadelem var. Avrupa'nın tüm maçlarını aldım. 4 tane de karşılaşma var zaten. NBA'yi almadım. NBA'yi gruplarımızda yapacağız bilginize. Şimdi şöyle başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Öncelik onu belirtelim. Roma ile Bayer Leverkusen maç skoru ne olur diyerekten sizlere sorduk. Yani günün en güzel maçlarından bir tanesi bu olabilir. Se e seyir zevki açısından. Bu maçın maç skorunu sorduk. Daha önce maç skoru sorduk. Şu Real Madrid maçını kazanan arkadaşımız da Okan Duman isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden benimle iletişime geçerekten de Mayıs ayı gruplarına dahil olabilirler. Instagram adresimiz de zaten ekranda gördüğünüz üzere Kangal Bey olarak da devam etmekte. Soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi ve maç skoru kazananlara buradan benimle iletişime doğrudan geçebilirler. Herhangi bir sorusu olan da doğrudan burada benimle iletişime geçebilir. Dün bir ilki başardık. Yani daha doğrusu ilki yaptık. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Olympiakos Fenerbahçe mücadelesi vardı. Maçı tamamıyla anlatacağım bakın. Çok yazı yazdım da kestim. Ekrana sığmıyordu bu maç hakkında. Ben bu maça yüksek misli olarak paylaştım. Dedim ki 1250 TL olarak alalım. Aldık ve bunu nasıl paylaştım biliyor musunuz? 275 tane üyeli kupon odası, canlı odası fark etmiyor. O gruba da attım. Dedim ki bugün bu tek zaten iki tane maç var. Bir tanesini yüksek misli alacağım. Muhtemelen de gelecek. Olympiakos'a maç sonu bir. Duyguları bir kenara bırak kenara bırakaktan da ben burada Olympiakos maçını yüksek misli olarak alıyorum dedim. Ve bunu herkese attım. Altına da yazdım ki yani kasası şey olanlar almasın dedim. Yani sıkışık olanlar almasın dedim ama gelmesini bekliyorum dedim. 1250 TL önerdim ve geldi. Normalde bunu sadece yüksek misli olarak yüksek misli özel olarak yapıyorduk. Dün sadece tek seferlik herkese açık olarak da yaptık değerlendirenlere kazan sağlayan tebrikler Olympiakos'ta kazandı. Maç hakkında biraz size bilgi vereyim o zaman neler geldi. Maç dünya tarihinin en çok bilet talep edilen ikinci mücadelesi oldu. Tam 85 bin tane bilet talep edildi bu mücadeleye. Dünya tarihinin yüksek ikinci maçı oldu bakın. Onun dışında Yunanlarda bir de şey var. Hani biz derbilerde veya Türkiye milli takım maçlarında falan bir kafelere gidip falan oturup izliyoruz ya hep birlikte toplu şekilde. Onlar bu basket maçlarında var. Yani basket çok önem veriyor. O yüzden burada da Olympiakos'un gerek hakem lobisiyle de burada kazanmasını bekliyordum. Hakemler de zaten Fenerbahçe'yi biraz doğradı. Beklediğim oldu açıkçası benim. Bekliyordum öyle oldu. Maç sonu bir yüksek misli olarak aldık kazandık. Geçtim. işte maçına tek maç olarak aldık yine. Maç önü olarak 1.40 gibi orandan KG var olarak değerlendirme altına aldık. Bir bir bitti. Etliye sütlüye ulaşmadık. Doğrudan KG var olaraktan kazandık. Zaten iki tane maç verdik. Maç önü Bistin'in KG varı bir de Olympiakos maçıydı. O da tertemiz geldi. Değerlendirenleri Tebrik edelim. NBA'ye baktığımız zaman da dün iki tane NBA tercih verdim. Bir tanesi Boston mücadelesi, diğer de Phoenix mücadelesi. Biri geldi, biri yattı. Boston kendi evinde 109 sayı atamadı. 103'te kaldı. Oradan bir başarısız olduk 6 sayıyla. Yapacak bir şey yok. ile bu şekilde devam ediyoruz. Canlılarda da zaten derin gibi dün City maçının canlısını özellikle kornerlerden güzel kazandık. Orada da canlı yapmaya devam ediyoruz. City'nin canlısıdır vesairedir. Olympiakos maçının canlısıdır. O şekilde ilerledik dün de. Kazanç sağlayanlara tebrikler diyerekten de canlı gruplarımıza devam ederekten de herkes açık Telegram kanalına mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Bu gece mesela NBA paylaşımı yapılacak. Şöyle yapıyorum. Videoya diyorum ki artı 300 seviyesine like gelirse diyorum. NBA paylaşımını yapar diyorum. Orada son 40, son 15, son 7 şeklinde kaç beğeni geldiğini de yazıyorum. O şekilde ilerlemeye de devam ediyoruz diyerekten de geçtim maçlarımıza. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Like'larla birlikte ben en büyük kuponunu herkes açık grubu atacağım. İlk mücadelemiz Juventus'la Sevilla karşılaşması. Ben bugün özellikle düşük oranlara gitmek istemedim. Biraz daha yüksek oranlara gitmedim. Çünkü maçlar gerçekten çirkin. Yani Juventus-Sevilla maçı ne kadar çirkin bir mücadele. Ama son dönemde Sevilla'nın biraz daha toplandığını gördük de Juventus'ta son mücadelesinin açıkçası özellikle onlar da puan silme cezası geri gittikten sonra tekrardan zirveye oynama. Zaten Napoli şampiyon oldu da en azından ikinci, üçüncülükte güzel bir başarı kat ettiler. Son mücadelede deplasmanda Atalanta'yı yendiler. Ya yani takımın morali bir, bir nevi yerinde olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir önemli bir eksiklik bir, bir sicil yok. Ne, bir eleman vardı. O yok sanırım. Deplasmanda da marka yok. Juan yok bir de. Onun dışında Suso falan bunlar zaten sakatlı. Şöyle baktığımız zaman da iki takımda neredeyse tam kadro yakın çıkacak. Ben burada Juventus tarafına gideceğim. Juventus tarafına gideceğim ama mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Juventus burada maçı kazanırsa bile burada alt olacak bir mücadele olarak bekliyorum. O yüzden ben burada tek tercih yüksek oranına gittim. 2 orandan burada tek tercihimdir. Herhangi bir ideale gitmedim. 3.5 altında bir bekliyorum. 2-0, 2-1'e ayarında bir mücadele geçebilir gibi geliyor bana. Çünkü baktığımız zaman da Sevilla zaten burada oynamayacak kontra. Geçiş oynayacak daha doğrusu. Baskın bir futbol açık vermeyecektir Juventus'a. Juventus da savunmasını biraz daha iyi tutacaktır. Bu da skoru ele alıp artık 2'yi bulmaya çalışacaktır. O da çok risk almayacaktır. O yüzden 3.5 altında biri ben burada 2.03 gibi orandan tekli olarak öneriyorum. Değerlendirecektir. Bol şanslar. Roma ile Leverkusen mücadelesi yine yüksek orandan aldığım maçlardan birisi bu. Level Kuzen arkadaşlar savunma yapamıyor. Genellikle zaten Bundesliga takımlarının sorunu bu. Savunma yapamamasıdır ama hücum yönü, hücum yönü gerçekten çok kuvvetli. Özellikle bu mücadeleye baktığımız zaman da arkada Wist olacaktır. İleride Holzek olabilir. Yine Diaby ile ve aynı şekilde sağda özellikle Freepong ile birlikte çok fazla iş yapıyor. Ve çok fazla hücumcu bek olarak zaten oynuyor Freepong orada. Ve adam eksilterekten de içeri kat edebilen bir oyuncu. O yüzden Level Kuzen tarafından burada gol beklenebilir. Fakat Roma bu tür maçlarda gerçekten Mourinho tecrübesini kullanabiliyor. Yani Feyenoord'u elediler. Ben işte yapabiliyor adamlar bunun. Tecrübe var. Hani Real Madrid tecrübesi var ya. Bunlarda da Real Madrid winnerlık var ya. Bunda da var. Mourinho da winner bir hoca. O yüzden Roma'nın da burada tecrübesini kullanaraktan da kadroya baktığımız zaman da daha tecrübeli oyunculara barındırıyor. Burada galip gelme ihtimali de var. Ama dediğim gibi tarafa bulaşmak gerçekten can yakar bu mücadelede. Ben toplam gol aralığı olarak değerlendirme altına aldım. Yine yüksek orandan 1.77 gibi oranı vardı. Hala oran aynı. 2-3 gol tercihini burada 1.77 gibi orandan yapıyorum. Mücadele gerçekten zor bir karşılaşma. Gerçekten zor bir karşılaşma. Ne olup bitkiye belli değil. Ve şöyle de bir tercih yapmak istiyorum ya Bunun henüz daha oranı açılmamış ama söyleyeyim sizlere ben. En çok korneri burada Roma kullanabilir. Özellikle level kuzen bir gol atarsa canlıdan özellikle Roma'nın kornerine dayanın. Hiç acımayın beklemeyin. Daha çok canlı gidecek maçlar diye düşünüyorum ben. Ama tercih maç önünde değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol tercihini alabilirler. Herhangi bir tarafa ulaşmadan. Fiorentina ile Basel'in mücadelesi. Basel tarafımız zaten kadro kalitesi olarak Fiorentina burada 1-2 gömlek üstün. Ve Fiorentina'nın şöyle bir avantajı var. Gerçekten yedek kulübesi orta sınıf futbolculardan çok zengin bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Yani son maçlara bakın son 2 maçta neredeyse 4-5 tane Jorge Jesus Fenerbahçe'de sürekli 5 oyuncu değiştirip sahaya çıkıyor diye. Fiorentina da bunları yapıyor açıkçası. Son maçlarda sürekli kadrolarda değişimler yapıyor ve kadrosu gerçekten zengin. Ve son dönemde de formda oynadığı futbola zevk veriyor. Ve konferans liginde de burada bir yarı final mücadelesine çıkmışken ve bu kadar gelmişken yani burada Bazel'i eleyeceklerini düşünüyorum. Bazel ederken de burada atacakları 2 gol idealdir. 1.30 küsur oranı vardı. 1.32'ye kadar düşmüş oranı. Oran 1.32. Fiorentina'nın buradan atacağı 2 gol değerlendirmeye alınabilir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. West Ham'la Alkmaar karşılaşması. Ya bu West Ham biraz Şöyle, e, geçen Gent mücadelesi vardı. 4-1 mi ne bitti. O maçta da şöyle değerlendirme altına almıştım. 2-3 gol. Ne güzel maçta ilk yarı bir gole girdik geldi. İkinci yarı bir tane oldu. Tamam bu maç böyle biter dedik. Takım bir anda açıldı. Alkmağla oynayacaklar. Güzel bir mücadele olabilir bu karşılaşma. Zaten şöyle baktığımız zaman da yani tam 1-1 e, veya 2-1 ayarında özellikle maç 1-1'e gelirse Altmar tarafının skoru korumak isteyeceğini düşünüyorum ben ama West Ham'da burada sanırım 2-0 2-1 ayarında da 2-1 de olabilir açıkçası. 1-1 de var. O yüzden bakın ne kadar arada kaldığımdan tercih ederek yakaladınız. Bu mücadeleyle yüksek orandan ben toplam gol aralığı olarak değerlendirme altına aldım. Toplam gol aralığı 2-3 gol 1.80 gibi oranı var aynı şekilde. Dediğim gibi şöyle de yapabilirsiniz. Eee toplamın 4 tane maç verdik ya. Fiorentina'ya at idealden verdik onu. Juventus'u Sevilla'yı Juventus, Sevilla, Juventus Sevilla maçını Roma Leverkusen maçını, West Ham Alkmaar maçını. Bunlar sistem olaraktan şöyle sistem 2 3'ten bir 50 lira atılabilir mesela veya hepsini tekli tekli değerlendirirseniz o yönden de bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bu mücadeleyi toplam gol alı 2 3 gol diyerekten de geçeyim. Toplamda 4 tane mücadelem vardı. İdeallerin de yükseklerden bahsetmeye çalıştım. Bir de son olarak bir şu maçı anlatayım isterseniz. Alanya Kesterli, Turbutlu Spor'u Maçı inceledim de arada kalmıştım. Ee, Nesine de oranlar açık değil bu mücadeleyin. Şöyle göstereyim puan durumundan. Nesine de oranlar açık değil. Kestel burada zirveye oynuyordu. Son iki maçını 5-0 ve 2-0 kaybetti. Artık burada en azından bir son ümitleri varken burada da maç eksi var bir tane. Kendini burada 63 yapma ihtimali zaten var eşitleyecek. Diğer maçlarda da belki çıkma ihtimali birinci olarak var da Iğdır bu saatten sonra salmaz gibi geliyor. Turgut diye ben iki gol atmasını bekliyorum. Maç Alanya'da muhtemelen ben de statlı olurum gibi geliyor bana. Bu şekilde bunu da anlatmış olalım. Değerlendirecek kadar bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Massscore yarışması sorduk mu sizlere? Aynen sorduk. Roma level kuzen. Massscore'unu sizlere sormuştuk. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi videoyu artı 300 seviyesindeki like gelirse her gün açık telegram kanalına da zaten açıklama ve yorumlar kısmında var. Oradan girerekten de gruplarımızdan NBA maçlarından da faydalanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.